Evet herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir, umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Bu videomda biraz daha altcoinlerden uzaklaşıp bu bitcoin'de yaşanan düşüşün nelerden kaynaklı olduğunu, yönün hangi tarafa doğru olduğunu, düşüşler devam edecek mi yoksa toparlama gelecek mi gibi soruların bana özelden çok fazla sorulması sebebiyle ben kendi fikrimi, kendi yorumumu yapmak istiyorum. Fakat bu videoya geçmeden önce her videomda olduğu gibi bu videoya yorum atan bir kişi katılgı grubuma alacağımı belirtmek istiyorum. Yani bu videoya yorum atanlardan bir kişiyi seçip katıl grubuma ücretsiz bir şekilde bir aylık dahil edeceğim. Katılmayı unutmayın demek istiyorum. Şimdi hemen gelelim bu düşüşlerin sebebine, bu düşüşlerin başlangıcına, bu düşleri neden olabileceğine ve dediğim gibi yönün ne tarafa doğru gidebileceğini konuşmaya. Öncelikle piyasaya yeni dahil olan biri varsa veya çok da takip etmeyen kişiler için şöyle bir açıklama yapabilirim. Bitcoin 64.800 dolar rekorunu kırdıktan sonra hızlı bir şekilde yükselen trend çizgisinin altında kalarak düşüş düşüşler yapmaya başladı. Saatler içerisinde 60 bin dolardan 51 bin dolarlara kadar düşüp kendisini tekrardan toparlayıp ani bir düşüşle tekrardan 55 bin dolarlardan 47 bin dolarlara kadar geriledi. An itibariyle 50 bin dolar seviyelerini tutunmaya çalışıyoruz. 50 bin 200, 50 bin, 49 bin 500, bu civarlarda takılmaya devam ediyoruz. Ve ortalama olarak bu düşüşlerin başladığı zamana bakacak olursak 17 Nisan itibariyle bir düşüş evrimi içerisindeyiz. Şimdi bunu daha önceki videolarımda da söylüyordum. Artık ne kadar ciddiye alıyorsunuz, ne kadar inanıyorsunuz Bilmiyorum ama gerçekten globalde Türkiye'nin kripto paralar için yeri gerçekten önemli olmaya başladı. Yani globalde kripto para sahiplerinin olduğu bir pastada Türkiye'nin dilimi gerçekten çok büyük. Bunu daha önce de söyledim şu anda da söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Çünkü şu an gerçekten sahilde oturan bir kişiye sorun elinde Ripple vardır elinde Holo vardır elinde bir kripto para vardır. Tek ele girin, markete girin, herhangi bir kişiye sorun ve herkesin cüzdanında bir kripto para var. Ne olduğunu bilmese de sadece yatırım amaçlı aldığı bir kripto para var. Bu yüzden gerçekten Türkiye'nin hacmi çok büyük. E biliyorsunuz kısa yoldan para kazanmayı, kısa yoldan kar etmeyi isteyen bir toplumuz. Aslına bakarsanız bu yüzden insanlar olayın teknolojisinden aldığı kripto paranın ne olduğunu bilmeden herhangi bir analizini bir şeyini yapmadan tamamen arkadaşlarının veya etrafındakilerinin yorumuna göre kripto para yatırımı yapabiliyor. E bu da tekrardan söylüyorum. Globaldeki hacmimiz gerçekten çok büyütüyor. Peki yerelleşirsek yani Türkiye'ye dönersek Türkiye'de son bir hafta bir buçuk hafta içerisinde neler oldu? Öncelikle bir kripto para borsası kapandı sahibi kaçtı vesaire daha sonrasında her ne kadar gerçekten kullanıcısının olduğuna inanmasam da bir kripto para borsası daha kapandı ve kullanıcısı olduğunu öğrendim. Daha sonrasında bir kripto para borsası daha derken şu an için 3 tane yerli kripto para borsası işte sesini kapattı kaçtı vesaire vesaire. Bu özellikle yerel yatırımcı... Türkiye'yi özellikle çok etkiledi. Fakat bundan daha önce de bahsettim. Global ...globalde bu haberler inanılmaz derecede çıktı. Yani TODEX'in kapatıp kaçmasını gerçekten globalde haber yapan çok büyük siteler var. E, yabancı olursa olsun, başka ülkede olursa olsun böyle bir ihtimalin olma olasılığı... ...böyle bir şeyin başka bir ülkede gerçekleşiyor olma olasılığı bile yatırımcı korkutan bir şey. Çünkü riskli bir piyasadayız. Ardından Türkiye'de başka borsaların kapatması veya kapatılması veya kapatıp kaçması... E, ...bu olayları özellikle tetikleyen şeyler özellikle Türk yatırımcıya. Çünkü zaten 3-4 yıldır Bitcoin'e balon olarak yaklaşan bir kesim var. Her ne kadar balan olduklarını iddia etseler de ellerinde bitcoin olan insanlar var. Hiçbir yatırım yapmamış fakat etrafındakileri de bu yatırımdan uzaklaştırmaya çalışan bir kesim daha var. Dolayısıyla bunlar birleşince ve Türkiye'de böyle borsa kapanma olayları oldukça artı olarak da riskli bir piyasanın içerisinde olduğumuz için ben kesinlikle bu düşüşlerde Türkiye'nin çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Şu an grafiklere baktığımız zaman bitcoin'den çekilen bir para var, altcoin'lerden çekilen bir para var. Bu çekilen paraların bir kısmı teterde duruyor, tetere çekilmiş fakat büyük bir kısmı da tam tamamen nakite çekilmiş halde. Yani yeni yatırımcının veya panik yatırımcının şu an piyasadan çekilme evresi olarak düşünüyorum bu evreyi. Bana soracak olursanız bu süreçte ne yapıyorum vesaire bu piyasada kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazandıklarımı nasıl videolarda paylaşıyorsam kaybettiklerimi de paylaşmam gerekiyor. Özellikle ilk düşüşte yani 60 binlerden 50 binler olan düşüşte bir düzeltme olduğunu düşünerek dipten işlem açmaya çalıştım. Fakat daha da ciddi bir düşüş gelmesiyle birlikte ben de çoğu pozisyonda patladım. O yüzden özellikle şu dönem geçene kadar trade yapmamaya, işlem açmamaya çalışıyorum. Yeni bir dip daha oluşabilir diye daha da dipten almak istemiyorum şu an için. Çünkü piyasanın havasının ne olacağını tamamen önümüzdeki günler ve önümüzdeki haberler gösterecek bizlere. Hani bana Twitter'dan, Telegram'dan, işte YouTube yorumlarından çok fazla sorulduğu için hani şu dönemde ne yapıyorsun, düşerken niye video çekmiyorsun diye. Çünkü bir işlem yapmıyorum, çünkü bir sepet oluşturmuyorum, çünkü pozitif gördüğüm bir durum yok ve bunu paylaşmak istemiyorum ki her ne kadar pozitif durumu paylaşsam da bunu negatif olarak algılayan bir kesimde olduğu için aynı şekilde negatif bir grafik paylaştığım zaman bunu pozitif olarak algılayan bir kesimde olduğu için yanlış yönlendirme yapmamak amacıyla şu dönemde çok fazla video çekmek istemedim. Fakat gelin bir Bitcoin'in grafiğini beraber inceleyelim. Bitcoin grafiğini açtığım zaman öncelikle Fibonacci 0.382 seviyesi olan ve daha önceden de yeşille belirttiğim kısım yani... 65.500 65.300 seviyeleri benim hala beklediğim ve takip ettiğim seviyeler. Benim için şahsi olarak piyasada negatif bir hava var kabul ediyorum fakat negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu içinde bulunduğumuz boğa sezonunun yani, yani yükselişler olan düzeltme yaşayıp tekrardan yükselişler gösterebilen bitcoin ve bir ton kripto paranın olduğu gibi bu dönemin bir süreç daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü global analistlere baktığım zaman globalde takip ettiğim insanlara baktığım zaman herkesin yönünün yukarı olduğunu görüyorum. Şu an çok ciddi bir düzeltme düzeltme evresi aynı şurada da yaşanan ortalama olarak %26'lık bir düzeltmenin akabinde tekrardan bir yükselme gözüktüğü için aynı şekilde ortalama %25'lik belki de daha da düşüşle beraber %30'luk bir düşüşten sonra tekrardan tekrardan boğa sezonunun devam edeceğine dair analizler görüyorum, paylaşımlar görüyorum. Açıkçası buna açıkçası ben de bu şekilde düşünüyorum. Sadece belki ilk düzeltme bu 60 binlerden 50 binler olan düzeltme olacaktı. Fakat ardından gelen Türkiye borsalarındaki kapanmalar, bunun globale yansıması, Türk yatırımcının panik parasını çekmesi ki özellikle demin söylediğim gibi tetere değil tamamen nakite bozdurulması yani marketten paranın çekilmesi gibi durumlar gördüğüm için belki de gerçekten sadece %20'lik bir düzeltme gelecekti. Fakat bu olaylar vesilesiyle şu an için %26 belki de %30'lara nazaran bir düzeltmeyle beraber yolumuza devam edeceğiz gibi düşünüyorum. Benim gözümde piyasada negatif bir hava yok. O yüzden şu an elimde tuttuğum kripto paraları, kısa vadeli, orta vadeli tuttuğum kripto paraları hiçbir şekilde satma girişimim yok en azından şu an için. Öncelikli olarak Twitter'dan paylaştığım gibi 50 bin dolar 49 bin 700 doların altı şalterleri kapat demekti benim için. Evet 50 binin altına çok hızlı saktık 47 binlere düştük. Evet doğru tamam bir panik yaratılacak bir durum vardı benim açımdan da. Fakat tekrardan sakin bir şekilde oturup düşündüğüm zaman, sakin bir şekilde oturup baktığım zaman şu grafiğe. Benim için şalterlerin gerçekten ama gerçekten kapanacağı seviye kesinlikle 46.000 seviyeleri olacaktır diye düşünüyorum. 46 46.000 seviyesi. 46.500-46.000'in altına sarkmasıyla tabii ki de tekrardan grafiğe oturup bakacağım ne olacak, ne bitecek diye. Çünkü gerçekten beni müneccim olarak gören hani, hani ne olacağını söylemem gerekiyormuş gibi bekleyen bir kesim var. Onlara zaten bir şey demek istemiyorum video içerisinde. Fakat 46.500'ün altına kırmasıyla ben oturur tekrardan bir grafiğe bakarım. Hala umut var mı? Nerelerde bekleyebilirim diye. Fakat 46.000 seviyesi benim için şu an e, kilit bir seviye. bin altına sarkmasıyla uzun zamandır görmediğimiz seviyelere belki de ilk olarak 40.000 seviyesine kadar gerileme yaşatabilir. Ben de bu dönem içerisinde ne altcoin'lerde ne bitcoin'de ne yaptığım işlemlerde stop olmak veya patlamak istemediğim için şu an için işlem açmıyorum. Şu an için bir alım yapmıyorum. Şu an için bir dipten alıyorum gibi bir paylaşım yapamıyorum. Çünkü almıyorum arkadaşlar. Benim stratejim kesinlikle bu şekilde. Ne olursa tekrardan pozitif bakmaya çalışırım. Bitcoin 53 bin doların üzerinde çıkmaya başlarsa, 53 bin üzerinde mum kapatmaya başlarsa benim için trend kesinlikle tekrardan yukarı yönlüdür diyerek işlem yapmaya ve alım satım yapmaya başlarım gibi düşünüyorum. Ekranda şu an gördüğünüz gibi hash ribbons indikatörüm açık ve hash ribbons da 20 günlük ortalamaların yani sarı çizgilerin yukarıda olduğu bölümlerde bir bullish sinyal. En alt kısımlarda olduğunda da veya aşağı kırmaya başladığında da bir bearish sinyal olduğunu sadece daha önceki videolarımda da söylemiştim. Sarı yukarıda olduğu kısımda bir yükseliş, sarı alt olduğu kısımda bir düzeltme hevesinin içerisindeyiz. Ee, şu an için gördüğünüz gibi sarı en alt kısımda ve bir, bir iş içerisindeyiz fakat bir işin yönünün döndüğünü düşünüyorum yavaş yavaş ben şahsi olarak belki dediğim gibi belli bir miktar daha düzeltme gelir. Yani 50.400 seviyesinden aşağı yönlü bir hareket daha gelebilir ve 46.000 seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Bu tamamen marketin durumuna, indikatörlerin durumuna piyasanın hacmine göre değişmekle birlikte son zamanlardaki yapılan düzeltmelerde gördüğüm, öncelikle şurada mesela dikkatli bir şekilde inceleyelim. 20 günlük ortalama en yukarıda gezerken bir bir sinyal geliyor bir ciddi bir düzeltme geliyor ve en alt kısımda olmaya başlıyor sarı çizgi Daha sonrasında bu belli bir süre sonra toparlayarak tekrardan yukarı atıyor ee, bunu istediğiniz grafiğin her kısmında bakabilirsiniz zaten fakat şu an günlük ortalamaların araları çok açık fakat dediğim gibi yatay olarak bir düzeltme gör görüyorum olabilir O yüzden buradan tekrardan bir toparlama ile birlikte fiyat hızlıca kendini dediğim gibi 53 bin seviyelerin 54 bin seviyelerine atabilir ee, benim beklediğim hareket budur böyle bir hareket görmeyene kadar işlem açmayı veya işlem yapmayı düşünmüyorum dediğim gibi. Eğer tepeden aldıysanız, eğer 64 seviyelerinden alan varsa şu an gerçekten e, bir zarar içerisinde. Evet fakat zarardan satmadığınız sürece aslında zararda değilsiniz. E, aynı şekilde bunu kar almak için de söylüyorum. Karınızı almadığınız sürece karda değilsiniz. E, o yüzden şu an bir panik satışı yapmamanız durumunda, çok terste kalmadığınız sürece e, piyasanın tekrardan yeşilleneceğini en azından bir süre daha yaza kadar, yaz sonuna kadar da e, yeşillenebileceğini düşünüyorum. Aksi bir durum oldukça Twitter'ımdan ve Telegram'ımdan paylaşıyorum. Benim için durum bu şekilde hemen dominansa bakalım dominansta neler oluyor? Dominans en sonunda söylediğim gibi hatta aylardır videoda bahsettiğim gibi yeşil alana yani 50 seviyesine gelmiş gözüküyor. Ee, tekrardan bir toparlamaya girdi Bitcoin'in bu ani düşüşüyle birlikte. Ee, fakat tekrardan aşağıya doğru giriyor yeşil kısım. Bizler için Altcoin'ciler için cennet olacaktır diye söylüyorum. Söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Yeşil kısmı bekliyorum. Altcoin'lerde inanılmaz mega boğaların olduğunu görebilmek için bu yeşil seviyesine gelmesini bekliyordum. Artık geliyor. Umarım en kısa zamanda Bitcoin ve market genel olarak toplar. bu saçma sapan borsaların hacklenmesi, mağduriyetler giderilir ve piyasa olumlu bir havaya tekrardan döner. Umarım tekrardan toparlar ve en güzel altcoin sepetiyle karşınızda olurum. En kısa vadede en çok kazanılabilecek tamamen vurkaç yapabileceğiniz kripto paralarla alakalı bir altcoin sepeti yaparım. Fakat dediğim gibi bunu yapabilmek için bitcoin'in fiyatının ve marketin genel olarak biraz toparlamaya girmesi gerekiyor. Anlatacaklarım bu şekildeydi. Dediğim gibi çekilişe katılmak için, katıl grubu çekilişine katılmak için yorum atmanız yeterli. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Moralleri bozmak yok. En kısa zamanda toplayacağımıza inanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yan taraftaki zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir videoyu attığım an veya attığım birkaç saat çok etkili oluyor. Daha sonrasında bazı kripto paralar hareket yapmış olabiliyor ve ertesi gün izliyorsanız bu fırsattan yararlanamıyorsunuz. O yüzden video atar atmaz bu videoyu izleyerek olabilecek şeylerden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun için de bildirimleri açmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Beni açıklamalar kısmındaki Telegram grubumdan, Twitter'dan, Instagram'dan her yerden takip edebilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.